Dikili konuşuyor YouTube kanalından merhaba. Sevgili dostlar, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde yaşanan depremden dolayı bugün Dikili Atatürk Meydanı'nda Dikili Emek ve Demokrasi Platformu basın açıklaması yaptılar. Kalabalık bir halk topluluğu katıldı. Burada ranta karşı yapılan mücadeleler anlatıldı. Buna karşı bir mücadele verilmesi önerildi. Deprem bölgesinden gelen depremzede kardeşlerimize yardım eli uzatılmasını ve burada bu gelen depremzede kardeşlerimize maddi manevi destek sağlanmasını önerdiler. Eğer böyle yaparsak ki yapmamız gerekiyor, küllerimizden yeniden doğacağımız söylendi. Teşekkür ediyoruz. İmar affı cinayettir. İmar affı cinayettir. İmar affı cinayettir. İmar affı cinayettir. Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi etkileyen deprem binlerce canımızı yanımızdan aldı. Binlercesinde yaraladık. Bu açıdan ciğerimiz yanıyor. Hala aradan günler geçmesine rağmen enkaz altından canlı bedenler çıktıkça sevincimiz bir nebze olsun artıyor. Ama binlerce insanımızı da kaybetmenin üzüntüsüyle kahroluyoruz. Depremin bir kader olmadığını biliyoruz. Depremin bir doğa olayı olduğunu biliyoruz. Şunu da çok iyi biliyoruz. Depremler öldürmüyor. Rant öldürüyor. İmarkarlık öldürüyor. Tedbirsizlik öldürüyor. Çıkarılan imar af yasaları öldürüyor. Depremde kaybettiklerimizin anısına sizleri bir dakikalık saygı duruşuna çağırıyorum. Onlar ümidin düşmanıdır sevgilim. Akarsuyun, meyve çağında ağacın, gelişip yeşeren hayatın düşmanı. Çünkü ölüm vurdu damgasını alınlarına. Çürüyen diş, dökülen et. Bir daha gerilenmemek üzere yıkılıp gidecekler. Ve elbette ki sevgili elbet dolaşacaktır elini kolunu sallaya sallaya. Dolaşacaktır en şanlı giysisiyle, işçi tulumuyla bu güzelim memlekette hürriyet. Bursa'da havlucu Recep'e, Karabük fabrikasında tepsiyeci Hasan'a düşman, fakir köyle hacı kadına, Irgat Süleyman'a düşman. Vatan ki bu insanların evidir. Sevgilim, onlar vatana düşman. O kimse, müteahhitler, sadece bunların müteahhitlerle sınırlı kalmamasını istiyoruz. Herkesten hesap soruluncaya kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Zamanlar ilkbahar olacak. Tek zahmetimiz neşemiz olacak hepimizin. Anılarına saygıyla. Günü Kahramanmaraş Merkezi. Kahramanmaraş merkezi iki büyük deprem ile sarsıldı. 7.7 ve 7.6 şiddetinde meydana gelen ve 10 kenti etkileyen depremler on binlerce canımızı yaşamdan kopardı. Öncelikle Dikili Emek ve Demokrasi Platformu olarak her iki depremde de hayatını kaybeden yurttaşlarımızın yakınlarına başsağlığı, yaralı tüm vatandaşlarımıza ise acil şifalar dileriz. Bilim insanlarının uyarılarını dikkate almayan, alınması gereken önlemleri bir kenara bırakıp akla ve bilime aykırı tutum sergileyen, yapılan imar afları ile yalnızca siyasal rant anlayışını egemen kılan bu yönetim anlayışı nedeniyle on binlerce canımızı kaybettik. Depremin başından itibaren arama kurtarma çalışmalarında ve yardımların toplanıp dağıtılmasında yaşananlar bize göstermiştir ki liyakatsizlik, iş bilmezlik, kuralsızlık, plansızlık,
öngörüsüzlük ve koordinasyon eksikliğinin faturasını hep beraber ödüyoruz. Deprem değil, rant öldürür. Deprem değil, rant öldürür. 34 saat sonra henüz daha birçok bölgeye ulaşılmamışken 10 ilde OHAL ilan eden, iktidarın ise bütün yaptığı demokratik sivil toplumun, halkın, muhalefetin yaptığı yardım ve destek çalışmalarını engellemek, gazetecileri tutuklamak, soruşturma açmak, kentlere girişleri yasaklamak, belediyenin ya da toplum örgütlerinin yardım tırlarının üstüne valilik amblemi koymak, halka sıcak yemek dağıtılmasını engellemek ve sosyal medyayı kısıtlamak oldu. Bu büyük yıkım sonrasında yaşadığımız kente dair de sorularımız var. Dikili depreme hazır mı? Dikili'de imar barışından yararlanan yapı sayısı kaçtır? Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Dikili'de de tarım alanlarının imara açılmasına karşıyız. Dikili'de olası bir depremde toplanma alanları var mı? Yeterli mi? Kısacası en azından bundan sonrası için Dikili'deki yapıların ve kentin depreme dirençli hale getirilme konusunda nasıl bir çalışma yapılıyor? Biz Dikili Emek ve Demokrasi Platformu olarak tüm bu sorularımızın takipçisi olacağımızı, gereken aksaklıklar hakkında hukuki yollara başvuracağımızı şimdiden beyan ediyoruz. Ah, bu ölüler ülkesinde yaşamaya mahkum olmak. Ne büyük talihsizlik. Derin bir hüzünle hissediyorum zamanı. Hüzün çoğalıp acıya bürünüyor. İki taş arasında un olan ömrüm, alıcı bir kuş olup döne döne unutmak istediğim anılara yöneliyor. Ah, hangi dilden anlatsam kelimeler düğümleniyor boğazıma. Yırtık bir coğrafyada doğmanın kederidir yüzümdeki damgam. Neresini yapıştırsam elimde kalıyor bir parça haritanın. Biteviye dönüyor bir değirmen taşı gibi zaman. Görünmez eller fırlatıyor bizi. Bu alçak dünyanın ortasında acılıp yeni bir güne daha. Ah, her seferinde böğründe kalıyor ellerim. Ben naçar kalıyorum. Bir düşman olduğunu biliyorum. Bilmek yetmiyor çoğu zaman. Gözlerim hep uzaklara dalıyor. Ufuk noktası karanlık. Zifte bürünmüş bulutlar arasında geziniyorum umutsuzca. Gülüşlerimi engelleyen düşmanı göremiyorum. Karanlık, çok karanlık. Başladı. Dayanışma ağımızı tekrar güçlendirmemiz gerekiyor. Bu yaraları ancak böyle saracağız. O arkadaş gelen arkadaşlarımızla dayanışmış içerisinde bulunacağız. Yardımlarımızı devam ettirelim. Biliyorsunuz Dikili Belediyesi'nin açmış olduğu ve Alevi Kültür Derneği'nin açmış olduğu dayanışmalar devam ediyor yerlerinde. Topladığımız yardımları sorarak gelen arkadaşlarımıza buralarda biriktirmeye devam edelim. Evlerimiz varsa yazlık veya kışlık gelecek. HDP'de arkadaşlarımızın da HDP'de de devam ediyormuş arkadaşlarımız söyledi. Ayrıca yazlık ve kışlık evlerimizde boş yerler varsa gelen arkadaşlarımızı oralara yerleştirmek için bilgi verelim dayanışma bürolarına. Dolayısıyla biz günlerimizden böyle doğacağız. Dayanışma bizi güçlendirecek ve yaşatacak arkadaşlar. Eğitim